Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Passives kursumuza hoş geldiniz. Şimdi ilk iki kısımda, kursumuzun ilk iki kısmında tensör ve modülleri bitirdik. Tensör ve modülleri bitirirken defalarca uyarılar yapmıştık. Umuyorum egzersizlerini çok güzel bir şekilde çözdünüz. Ve de şu ana kadar yaklaşık olarak 30-40 tane filan da bir reading yapmış olmanız gerekiyordu. Eğer bunları yaptıysak artık passives konusuna hazırız demektir. Şimdi passives kursu özellikle önemli bir kurs. Sebebini şöyle söyleyeyim. Yani hiçbir sınavda, hiçbir gireceğiniz herhangi bir yerde karşınıza tek başına buyurun size tensler sorusu, buyurun size modüller sorusu diye bir soru türü olmaz arkadaşlar. Tensler, modüller ve pasifler birbirinin içerisinde harmanlanarak genelde tek soru halinde sorulur. O yüzden de passives yani bütün bu konuları harmanlayan, bir araya getiren, derleyip toparlayan bir konudur. Yani passives'in içerisinde tensler ve modüller doğal olarak olmak zorundadır, vardır. O yüzden de sınavlarda hep beraber sorulur. O yüzden de çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz, iyi çalışmamız ve sorularını da güzel, detaylı bir şekilde çözmemiz lazım. Şimdi passives'i iki başlık altında inceleyeceğiz. İlk kısımda passives'den bahsedeceğiz. Yani bu kursun bir ilk kısmında passives'den bahsedeceğiz. İkinci kısımda reported passive'lerle causative'lerden bahsedeceğiz. Bunların her iki kısmı da eşit derecede önemli arkadaşlar. Evet, şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Evet. Şimdi öncelikle passive nedir? Bundan bir kısaca bahsedelim. Yani passive'in ne olduğunu hani pek çoğumuz biliyoruzdur ama yine de bir taşları tam olarak yerli yerine bir oturtalım. Şimdi passive Türkçedeki edilgen yapıdır. Hani etken yapı, edilgen yapı. Şimdi bu ne demek oluyor? Bilmeyenler olabilir bunu. Şimdi etken yapı yaptı, etti ya da yapar, eder kullanımlarıdır. Yani bir subject'in fail olduğu, aktif bir şekilde yaptığı kısımlara etken denir. Ama bunu siz edilgen yapıya çevirdiğiniz zaman bir iş yapıldı. Bakın yaptı değil, yapıldı. Etti değil, edildi. Ya da yapar değil, yapılır. Eder değil, edilir gibi yapılara edilgen yapı diyoruz. Şimdi gene bu hani çok net bir şey olmayabilir. Yani kafamızda tam canlanmamış olabilir ne olduğu. Eğer tam olarak canlanmıyorsa şimdi zaten uzun uzun bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle şunu bileceğiz. Pasif yapılar yani edilgen yapılar sadece geçişli fiiller ile yapılabilir. Yani geçişli fiil ne demek? Nesne alabilen fiiller. Yani hemen arkasından, fiilin hemen arkasından aktif bir nesne alan, doğrudan etkilenen bir kişinin ya da şeyin olduğu fiillerle yapılabilir. Şimdi bir sürü örnek vereceğim ben buna. Şimdi bakın. People buy, şimdi fiilimiz bu. People buy electronic items. Şimdi satın alır. Neyi satın alır sorusunu sorduğumuz zaman electronic items. Hani neyi kimi fiile sen neyi kimi sorusunu soracaksın. O senin geçişli şey, nesnen olmuş oluyor. Şu electronic items nesnedir değil mi? Neyi kimi sorusunu soracaksın fiile. Karşına çıkan cevap ne oluyor? Senin nesnen olmuş oluyor. Ve pasif yapı işte o nesne kullanılarak yapılır. Yani insanlar elektronik itemları dijital storelardan alırlar. Yani online olarak alırlar. Elektronik itemlar dijital storelardan alınır. Bakın alınır, yapılır, edilir. Bakın pasif yapı alınır. Değil mi? People set up a camp here every summer. İnsanlar kurarlar. Ne kurarlar ya da kimi kurarlar? Kampı kurarlar. Değil mi? Neyi kimi sorusunu sorduğunuz zaman burada bir kampı cevabı ortaya çıkıyor. O zaman active cümle insanlar kurarlar. Passive cümle kamp kurulur. Değil mi? A camp is set up here every summer. Şimdi yani nesne kısmımız bu. Şu bir nesne ve doğrudan nesne. Şu bir nesne. Nesne olmadan siz kesinlikle ve kesinlikle pasif yapamıyorsunuz. Bu durumda geçişsiz fiiller yani doğrudan nesne almayan fiiller pasif olarak kullanılamaz. Örnek, I go to school every day. Şimdi go gitmek.
Kimi ya da neyi gitmek diye bir soru sorarsanız, kimi gitmek, neyi gitmek, hiçbir cevap alamazsınız. O yüzden bunun, böyle bir cümlenin pasifi olmaz. Çünkü bu cümlede doğrudan etkilenen bir nesne yok kesinlikle. O yüzden sen bu cümleyi pasif zaten yapamazsın. Pasif de olmaz. Yani pasifin mantığını anlamaya çalışıyoruz şimdi. Hani şey gibi düşünmeyin. Ya bu sınavlarda falan karşıma nasıl çıkar? Yani böyle bir şey çıkmaz. Şimdi pasifin mantığını anlamaya çalışıyoruz. Pasif nesneler üzerinden ya da bir işten etkilenen kişiler üzerinden yapılan bir şeydir. Şimdi pasifi ne zaman tercih ediyoruz? Bir işi kimin yaptığını bilmiyorsak. Yani bir iş var yapılan ama kim yaptı onu bilmiyoruz. Yani işin kendisini biliyoruz, ondan etkilenen nesneyi biliyoruz ama kim yaptı onu bilmiyoruz. Örnek. Şimdi benim bisikletimi birisi çaldı dün. Dün birisi bisikletimi çaldı. Şimdi kimin çaldığını ben bilmiyorum. Hırsız çaldı. Tamam. Ama bilmiyorum kim çaldı. Şimdi someone active olarak sen şöyle bir cümle kurabilirsin. Someone stole our bicycle yesterday. Birisi bizim bisikletimizi çaldı dün. Ama bu hani Türkçe'de de çok yaygın bir şey değildir. Birisi dün bizim bisikletimizi çaldı. Ne dersin? Burada önemli olan benim bisikletimin çalınmasıdır, değil mi? Benim bisikletim dün çalındı. Yani bu cümle kesinlikle ve kesinlikle daha doğru. Yani pasifi ben niye tercih ediyorum? Çünkü yapan kişiyi bilmiyorum ben. Önemli de değil zaten o. Önemli olan burada benim bisikletim ve onun çalınmış olması. Şimdi daha güzel bir örnek. Kolaydan zora doğru gidiyorum. Daha güzel bir örnek. İnsanlar bu monument'ı, bu şeyi, ne o, yapıyı 5000 yıl önce inşa etmişler. İnşa ettiler. Ya şimdi insanlar diyorsun. Ama hangi insanlar? Yani bunun bir önemi de yok zaten. Hani bir kere kimin yaptığını tam bilmiyorsun, değil mi? Bir de çok önemi de yok bunun. O yüzden bunu kullanmazsın. Yani buradaki people'ın içi boş zaten, değil mi? Ama bakın şu cümleye. Bu yapı 5000 yıl önce inşa edildi. İnşa edildi. Yapıldı, edildi. Bu cümle gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Ve pasif olması gerekiyor. Yani bir işi kimin yaptığını bilmiyorsak ya da önemli değilse. Yani bir işi yapan kişiden ziyade işin kendisinin daha önemli olduğu durumlarda. Yani bakın şu üstteki cümlelerde de yani yapan kişiyi bilmiyorum. Bilsem de önemli değil. Mesela şu cümle çok net ve vurucu. Oh, şöyle bir cümle kurar mısın? Oh, bir boyacı evini boyamış senin. Senin evini bir boyacı boyamış. Yani böyle bir cümle asla kurmazsın. Yani bu doğru bir cümle olmaz. Burada kimin boyadığının çok bir önemi yok. Burada önemli olan Oh, your house has been painted. Evin boyanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel renk olmuş falan. Evin boyanmış. Burada evin boyanması daha önemli bir nokta. Ya da The government will buy our product at the end of the season. Şimdi bak bu cümle doğru bir cümle. Bu active yanlış bir cümle değil burada. Hükümet bizim ürünümüzü sezonun sonunda, yıl sonunda bizden satın alacak. Şimdi bu tamam yanlış bir cümle değil. Bakın yanlış demedim. Ama yine burada işi yapan kişi yani hükümet burada önemli değil. Burada biz bir ürün üretmişiz. Arkadaşlarımızla satacağız biz bunu mesela. Değil mi? Benim için önemli olan o. O zaman ne derim ben? Our product will be bought by the government at the end of the season. Ürünümüz hükümet tarafından satın alınacak. Ama bakın burada ben by the government'ı da kullanıyorum bak. Niye? Çünkü hükümetin satın alacak olması ya da devletin satın alacak olması bu ürünü bu da önemli yani. Bunu atmak istemiyorum cümleden. Ama sonuçta benim ürünüm bunun satılıyor olması bu daha önemli olduğu için daha doğru olmuş oluyor. Şimdi pasif ne zaman tercih edilir? Konusundan devam ediyoruz yine. Şimdi by artı kişi ifadesi en sonki örneğimiz gibi, az önceki son örneğimiz gibi by artı kişi ifadesi sadece işi yapan kişi önemliyse tercih edilir, yoksa tercih edilmez. Yani pek çok egzersizde mesela öğrencilerimiz illa o by'ı kullanmaya çalışıyor. Ya o by önemliyse kullan. Yani önemli değilse atacaksın onu yani. Hani by people. Yani onun bir önemi yok. Atacaksın yani. Şimdi bak şu cümlede önemli mesela. Mona Lisa was painted by Da Vinci. Bak burada kesinlikle by Da Vinci kullanacaksın. Çünkü
Da Vinci tarafından boyandı diyorsun yani, değil mi? Mona Lisa Da Vinci tarafından yapıldı. Ya da The pyramids were built by the Egyptians. Piramitler Mısırlılar tarafından inşa edildi. Burada by'ı kesinlikle kullanacaksın. Ha, ama mesela şu cümlede The poor man was murdered on a train by a murderer. Yani burada zavallı adam trende bir katil tarafından öldürüldü. Yani bak, söylerken bile, yani Türkçe olarak söylerken, zavallı adam trende bir katil tarafından öldürüldü. Çok garip yani. Zavallı adam trende katledildi ya da öldürüldü dersin yani. Burada hiçbir şekilde bayağı murderer'a gerek yok yani. Ya da bak, bu daha net bir örnek. My mobile phone was stolen in the cafe last week by a thief. Yani benim telefonum geçen hafta kafede bir hırsız tarafından çalındı. Yani burada hırsız tarafından çalındığının hiçbir önemi yok. Elbette ki hırsız çalacak yani. Kim çalacak? Şimdi pasif'i bu iki yerde, üç yerde, iki yerde tercih ediyoruz. Yapan kişiyi bilmiyorsak ya da yapan kişi o kadar da önemli değilse o zaman kullanıyoruz arkadaşlar. Yapılan iş önemliyse. Şimdi pasif nasıl yapılır? Şimdi pasif demek arkadaşlar be artı vermiş demek. Çok özür dilerim. Bazen boğazım bu şekilde takılıyor. Şimdi passive deyince biz be verb'ü anlayacağız arkadaşlar. Yani passive demek be verb 3 demek. Şimdi bunu zihnimizin her tarafına kazımamız lazım. Çünkü bu be verb 3 yapısı sadece yüklem üzerinde karşımıza çıkmaz. Be verb 3 yapısı cümlenin hatta muhtelif yerlerinde, İngilizce'de bir sürü yerde be verb 3 karşımıza çıkabilir. O zaman biz passive be verb 3 gördüğümüz zaman bir reading'de vesairede, herhangi bir yerde, cümlenin herhangi bir yerinde biz be verb 3'ü gördüğümüz zaman işte bu passive diyeceğiz. İster bu yüklem üzerinde olsun, ister cümlenin sonunda, ister en başında olsun. Tabii onlar ileriki konularda gelecek ama passive demek be verb 3 demek. Bu ikisi olmadan olmuyor. Peki passive'i nasıl yapacağız? Aslında şimdi 13 tane tense var. Bazıları pasifli olmuyor. Şimdi eskiden hocalarımız bizim şöyle yapardı. Tahtaya uzun uzun şu tense olduğunda şöyle yapılır, bu tense olduğunda böyle yapılır diye tenslerin tamamını dökerlerdi. Aslında buna hiç gerek yok arkadaşlar. Çok basit bir formül. Şimdi tense'de yardımcı fiili atmak diye bir şey yok. Şeyde passive'de bir yardımcı fiili atmak diye bir olay kesinlikle yok. Yardımcı fiiller her zaman orada dururlar. Yardımcı fiili biz atmıyoruz. Orada duruyor. Fakat o yardımcı fiilin arkasına normalde ben fiili hangi haliyle getireceksem, yani mesela present continuous tense'de emzar artı ne kullanırım ben? Verb ing kullanırım, değil mi? Emzar artı verb ing. Present continuous tense böyle yapılır. Şimdi o yardımcı fiilin arkasından verb'ü ben normalde active'de nasıl getiriyorduysam işte be'yi o hale sokarım. Bak, benim fiilim ne idiyse normalde active halinde be'yi o hale sokarım. Yani present continuous tense'de emzar artı verb ing diye being yaparım. Being yaparım. Ana fiilimde her zaman verb 3 halinde olur. Yani özetle tenseniz ne tense olursa olsun yardımcı fiillerin hepsini tutuyoruz. Bazı tenslerden iki tane yardımcı fiil var ya. Yardımcı fiiller neyse onları olduğu gibi tutuyoruz. Atmak diye bir şey yok. Sonra be'yi ekliyoruz ama nasıl ekliyoruz? Normalde verbimiz ne halde olacaksa onu ekliyoruz. Sonra da verbin üçüncü halini kullanıyoruz. Yani şu. Tablo bu. Şimdi yardımcı fiil artı be artı verb 3. Yardımcı fiil varsa eğer arkasından be gelir, being gelir, been gelir ve verb 3 gelir. Şimdi şu ikisini niye ayırdım? Emizar ve vazları. Çünkü bunlar sadece simple present ve simple past tense'te kullanılıyor. Şimdi onu birazdan geleceğim. Mesela present continuous tense. Am is are, being, verb 3.
are, bak şöyle yapayım. Am is are being verb 3. Modal verb. Will be verb 3. Değil mi? Present perfect tense. Have has been verb 3. Bütün tenslere bunu uygulayabilirsiniz. Yardımcı fiilin neyse onu kullanacaksın. Be'yi verb'ün orijinal halindeki hale sokacaksın. Sonra da verb'ü üçüncü haliyle kullanacaksın. Şimdi bu kurala uymayan sadece iki tane tensimiz var. Niye bunlar? Simple present ve simple past. Neden? Çünkü simple present ve simple past'ın olumlu hallerinde yardımcı fiil diye bir şey yok. Yardımcı fiilleri yok. Doğrudan verb 1, verb s ya da verb 2 kullanılıyor, değil mi? İşte o yüzden be verb 3'yi atamayacağımız için işte simple present tense'te ne yapıyorsun? Yardımcı fiil olmadığı için be'yi emizar şekliyle kullanıyorsun, verb 3. Simple past'ta da was were şekliyle kullanıyorsun, verb 3. Şimdi arkadaşlar, pasif'i bu şekilde anlatan ilk hoca, sizin duyduğunuz ilk hoca muhtemelen ben oluyorumdur. O yüzden biraz anlamakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Ama ben gibi eğer ezberi sevmiyorsanız, ben çünkü yok yani nefret ediyordum o yapıdan. Yani 9 tane, 10 tane tensi alt alta sıralıyordu hocalarımız. Tek tek ezberleyin bunları. Bu formülü ben kendim ilk öğrenirken buldum yani. Bu çok güzel işe yarayan bir şey. Ve bu şeyde de var. Bazı grammar kitaplarında da var yani. Bu sonradan bunu da fark ettim. Lütfen bunu güzelce not alın. Ha ama illa ezbere de yapma, ezberlemek de istiyorsanız tabii ki kolay bir yöntemi var. Tensleri klasifiye ederek yani sınıflandırarak tek tek değil de aynı şekilde çalışan tensleri sınıflandırın. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Simple present tense ve simple past tense'i emizar artı verb 3 ya da was were artı verb 3 şeklinde yapıyoruz. People buy plane tickets mostly online these days. İnsanlar genellikle online olarak alıyorlar plane ticket'ları. Neyi alıyorlar derseniz plane ticket'ları alıyorlar. Uçak biletlerini alıyorlar. Neyi satın alıyorlar? O yüzden bu benim subject'im oluyor. Plane tickets are bought. Bakın are bought. Mostly online these days. Genelde uçak biletleri online olarak alınır bugünlerde. Ya da simple past tense. Nasıl oldu bu simple past tense? Biz sattık sadece, geçen ay sadece iki tane araba sattık. Satılan ne sat, neyi sattık? İki arabayı sattık. İki tane araba satıldı diyeceksiniz. Only two cars were sold last month. Was were artı verb 3. Süper bir yöntem yani. Am is are verb 3, was were verb 3. Şimdi present continuous tense ve past continuous tense. Şimdi am is are being verb 3. Neden being? Bak defaatle açıkladık. Normalde yalın halindeyken nasıl geliyordu bu? Am is are artı verb ing şeklinde geliyordu. O zaman verb ing neye dönüşecek? Be olacak ya. Be olmak zorunda dedik ya. Am is are artı being'e dönüşecek. Artı verb 3. Ya da was were artı being artı verb 3. The police are searching Mr. Badger's house for clues. Neyi araştırıyor polisler? Mr. Badger's house'u araştırıyor. O zaman subject'im bu olacak. Mr. Badger's house araştırılıyor. Bakın bu araştırılıyor demek. İpuçları için araştırılıyor. Bu cümle. Bak buradaki onların bir anlamı bile yok. Değil mi? Onlar şeyde ne o? Elevator'da klasik müzik çalıyorlardı. Asansörde klasik müzik çalıyorlardı. Asansörde klasik müzik çalınıyordu. Nasıl yapmışız biz burada? Nasıl yapmışız biz burada? Am is are being verb 3, was were being verb 3. Çok kolay. İnanılmaz kolay. Tensleri şey yapmaya devam ediyoruz. Kategorize etmeye devam ediyoruz. Present perfect ve past perfect de beraber çalışır. Aynı çalışır yani. Onlar da been ile yapılıyor. Çünkü niye? Normalde present perfect'te ne vardı? Have has artı verb 3 vardı. Değil mi? Been'in üçüncü hali nedir? Been'dir.
Yani sen normalde fiilin yapısını be'ye yüklüyorsun. O görevi ona atıyorsun. Çünkü senin verb'ünün yapısı belli. Verb her zaman üçüncüsü halde. Yani burada passive'de hep verb üçüncü halde. O yüzden verb'e dokunamıyorsun. Ama verb'ün halini ne üstleniyor burada? Be yapısı üstleniyor. O zaman have has been verb 3 ile had been verb 3 şeklinde oluyor. Gene burada buradaki they yapısının hiçbir önemi yok. Kimin yaptığının önemi yok. They have built many skyscrapers in the last 10 years. Son 10 yılda onlar pek çok gökdelen inşa ettiler burada. Buradaki onların önemi yok. Burada önemli olan pek çok gökdelenin inşa edilmiş olması. Many skyscrapers have been built. Have been built. Ya da they had stolen the gold by the time the police arrived. Şimdi ben bu by the time'ı koymak zorundayım. Çünkü past perfect başka şekilde anlam ifade etmez. Bunu ısrarla söyledik zaten. Değil mi? Polis varana kadar altını çalmışlardı. Polis varana kadar altın çalınmıştı diyoruz, değil mi? Altın çalınmıştı. Bakın bu şekilde had been stolen. Çünkü buradaki deyin gene hiçbir önemi yok. Yani bu deyin içi boş zaten. Evet, devam ediyorum. Past perfect ve present perfect tense de böyle yapılır. Son olarak, bak son olarak diyorum ne kadar hızlı bitti değil mi? Modal verblerinde tamam. Hangi modal verb olursa olsun. Çünkü modal verblerden sonra kural bellidir. Verb'in birinci hali. Verb'in birinci hali. Modal verblerin tamamından sonra verb'in birinci hali gelir. Be'nin birinci hali nedir? Be'nin birinci hali. Be'dir. Yalın hali. O zaman fiilin birinci halini be'yi üzerine alıyor ve o da birinci hal olarak kullanılıyor. O zaman modalların tamamında be artı verb 3, modal artı be artı verb 3. Yani the mechanic will repair the car today. Tamirci arabayı tamir edecek. Tamircinin burada önemi yok. Araba bugün tamir edilecek. Tam ay tutulmasını bu gece insanlar gözlemleyebilirler. İnsanlar gözlemleyebilir. Burada insanların önemi yok. Tam ay tutulması bugün gözlemlenebilir. Bakın, gözlemlenebilir. Can var burada, değil mi? Bu bitkileri haftada iki kez sulamalısın. Çok önemi yok. Yani burada you zaten genel you yani insanların öyle yapması gerekir. Burada daha güzeli bu bitkiler haftada iki kez sulanmalı. Sulanmalı. Kimin suladığı belli değil. Bu dokümanları bugün şey yapmalısın, ne o? Postaya vermelisin. Bu dokümanlar bugün postaya verilmeli. These documents have to be mailed today. Tamam mıyız? Şimdi bütün modal verb'ler bu şekilde arkadaşlar. Modal verb'lerin hepsi modal artı bir artı verb 3 ile yapılır. Şimdi hepsini kısa bir özet şeklinde eğer önümde bulunsun diyorsanız bunun çıktısını alın arkadaşlar tek sayfa. Bu. Yani bütün modullar bu. Öyle 15 13 tane tensin 8'in 9'un böyle tahtaya sıralamanın bir anlamı yok. Böyle yapınca çok net zaten ortada yani. Şimdi burada önemli bir nokta var yalnız. Şimdi ısrarla 13 tensin 8'i 9'u diyorum. Niye? Çünkü perfect continuous tenslerin passive halleri yoktur. Üçünün de. Yani present perfect, ondan sonra present perfect continuous, past perfect continuous ve future perfect continuous. Tekrar ediyorum. Past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous. Bu üçünün de passive halleri yoktur. Ama eğer öyle bir şey gerekiyorsa bunun yerine sanki simple perfect gibi yapılır. Şimdi örneklerini vereceğim. Şimdi bak. Past perfect'ten başlayalım. En geriden başlayalım. 8 yıldır kiliseyi inşa ediyorlardı. Şu olduğunda filan diye bu cümle devam eder normalde. Böyle yalın bir cümle olmaz past perfect continuous'ta. Ne demiştik biz ısrarla? Süreç verilir. Bak burada for 8 years demişiz. Bir de şu olduğunda şöyle oluyor filan diye illa başka bir olay da olur yani. Neyse önemli değil. Tense değil konumuz.
8 yıldır inşa ediyorlardı. Bunun passive hali olmaz. Onun yerine simple past, past perfect, hani bu present perfect, past perfect continuous ya. Şu continuous kısmını atacaksınız. Sanki sadece past perfectmiş gibi yapacaksınız. O zaman ne hale geliyor? The church had been built for 8 years. Ya da gene burada present perfect continuous değil de sanki present perfect continuous değil gibi they have been building the church for 8 years. 8 yıldır bu kiliseyi inşa etmekteler. Değil. Present perfect gibi yapacağız. The church has been built for 8 years. Kilise 8 yıldır inşa edilmekte. Ve son olarak yine future perfect continuous'ta sanki şu continuous yokmuş gibi düşüneceksiniz. Çünkü bunun yoktur yani pasif hali. O yüzden de the church they will have been building. Zaten yani bak 3 tane yardımcı fiil var. Bir de buraya dördüncü koysan zaten be de kullanılmış. Yani vay olmaz yani. 8 yıldır inşa ediyor olmuş olacaklar. O zaman the church will have been built for 8 years. 8 yıldır inşa ediliyor olmuş olacak. Bu bile zorlama yani. Hani lazım olmadıktan sonra kullanılmaz. Şimdi arkadaşlar, bir saniye. Bitirmeden önce bir not vereyim. Şimdi şöyle, eğer bu İngilizceye bir sınava girmek için çalışıyorsanız, bu hani passive nasıl yapılır? Passive nasıl yapılırı bilmenize çok gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü size zaten passive halini verecek. Sizin sadece şunu bilmeniz lazım. Bu bir passive mi değil mi? Hani bakıp bu bir passive mi değil mi diye anlamanız lazım. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Orada bir be verb 3 varsa passive'dir zaten yani. Hani be verb 3 varsa hem be ama hem de verb 3 olacak. Her ikisi de varsa bu şartı sağlıyorsa o bir passive'dir. O zaman da onun anlamını ona göre çözersin. Yani gel gelelim. Bu kolaya kaçmak oluyor. Yani sizin şimdi bunu tam olarak zihninizde oturtabilmeniz için biraz elinizin alışması çok çok faydalı olur. O yüzden benim size tavsiyem, şiddetli tavsiyem, yani bu tensler nasıl pasif yapılır? Güzelce bir el alıştırması yapın. Yani 8-10 tane simple present tense, 8-10 tane simple past, 8-10 tane diğer tenslerden ya da karışık olarak ya da hani bazı sorularda verirler ya, bazı egzersizlerde verirler. Aşağıdaki teksti fiilin uygun halleriyle doldurun. Yani ister passive ister active. Bak bu gerçekten çok düşünmenizi gerektiren bir şey olacaktır. O yüzden ben o tür egzersizler koydum arkadaşlar şeyin içerisine, kursumuzun içerisine. Yapın yani. Hani şeye kaçmayın. Kolayına kaçmayın. Ya bana nasıl olsa hani pasifi sormayacaklar YDS'de falan demeyin. Eliniz iyice alışsın. İyice tanıyın yani. Ha, bu bir pasif. Otomatikleşsin yani. Görünce hemen tamam bu bir pasif. Ben bunu biliyorum. Diyebilin yani. O yüzden de lütfen egzersizlerimizi kesin olarak çözün diyorum. Egzersizlerden sonra ikinci kısmıyla devam edeceğiz. İkinci kısımda çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Evet, diğer kısımda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.